Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlarım, öncelikle Sayın Ali Taş'ın benzetmesi doğru. Referandumda bu millet %58 oy verdi. Bu tarafta muhalefet partilerinin olduğu yer diyelim. Doğru söylüyorsunuz. Aldığınız oy daha fazla. Bu da doğru. Bütün bunlar doğru. Ama bu mantıkla bakarsak 12 Eylül Anayasası %92 evet almıştı. Bu mantık çok doğru bir mantık değil. Bakın ben size çınar ağacıyla su kabağının hikayesini anlatayım. Bir koca çınar ağacının dibine bir su kabağı tohumu düşmüş. Bir iki ay sonra güneş açınca, yağmurlar yağınca su kabağı hızla büyümüş ve bir anda o çınarın boyuna yetişmiş. Başlamış çınarla dalga geçmeye. Demiş ki, çınar demiş, sen kaç yıllık çınarsın? Ben şurada bir iki ayda geldim, seni geçtim demiş. Görüyor musun demiş. Çınar kıs kıs gülmüş. Demiş ki, yakında sonbahar geliyor. Hele bir kırağlar düşmeye başlasın, seni göreceğim demiş. Ve kış gelince o su kabağı serilmiş yere o koca çınar dimdik ayakta durmuş. Burada hatırlarsanız bir Anavatan Partisi vardı 300 milletvekiliyle. Böyle bir parti kalmadı şimdi. Siz de kalmayacaksınız Sayın Ali Taş. Ama o koca çınar burada olacak, o koca çınar burada. Bir daha tabii ki seçimin galibi övünmekle haklıdır. Kutluyoruz. 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 Ama merak etmeyin. Koca çınar dimdik ayaktadır. Su kabağı kırağı görünce, kışı görünce başını yere eğecektir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Eylül darbe anayasasıyla 12 Eylül 2010 halk anayasasını karıştırdı. 12 Eylül darbe anayasası tıpkı 1946 seçimlerindeki gibi açık oy gizli tasdik usulüyle yapılmıştı. Ama 12 Eylül halk anayasası gizli oy gizli tasdik şeklinde, açık tasdik şeklinde yapıldı. Bilgilerinizi sunmak istiyorum. Teşekkür ederiz.